Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Anlayacağınız üzere ben Nimdas Baby Spa'dayım. Yine her zaman olduğu gibi yoğunluğumuz vardı. Ben de desteğe geldim buraya. Her zaman diyorum ya, buraya geldiğim zaman enerjim yükseliyor arkadaşlar. Evet, şimdi hemen bir kendime kahve yapacağım. Bir seansımız bitti, şimdi diğer seansımızı bekliyoruz. 8 aylık bebeğimiz vardı, çok tatlıydı, çok da keyifli geçti. Şimdi 40'lık bebişimiz geldi, o da uyuyor, uyanmasını bekliyoruz. Aynı zamanda da içerisi de tamamen hazırlansın istiyoruz. Evet, ben uzun bir süredir saçlarımı boyatmıyorum biliyorsunuz. 8-9 ay olmuştur boyatmayalı. Bayağı da bir diplerim geldi. Miralinda'nın doğum gününe hazırlık yapacağız aynı zamanda bu videomuzda. Biliyorsunuz Miroş'umuz artık 3 yaşına girecek arkadaşlar. Büyüdü, kocaman oldu. Dedim ki kızımın doğum gününe özel saçlarımı boyatayım. Zaten hep de biliyorsunuz böyle özel günlerde genellikle saçlarımı boyatıyorum. Bakalım nasıl olacak? Şöyle bayağıca bir dibim de geldi. Yani bu videomuzda saçımı da boyatmaya beraber gideceğiz kuaföre. Tripod olmayınca bayağıca bir zor oluyor. Kavanozun üstüne aldım size arkadaşlar. Kahvem de oldu. Bu arada çocuklara da Caner bakıyor. İkisine birden. Çok da özledim onları. Yemeklerini hazırladım. Hazır ettim yani. Caner inşallah yedirebilir çocuklara yemek. Bu kahve fincanımı hatırlayanlarınız var mı? Bu benim çeyizimden de. O kadar çok seviyorum ki, seneler geçti. Hiçbir şey olmadı. Hepsi de tam takım burada duruyor. Bu arada aslana bakın. 5 aylıkmış. Burada ne kadar zaman hızlı ilerlemiş yahu. Burada da yine 5 aylık. Böyle çocukların fotoğrafları var. Miralinda da burada 1 yaşındaydı. Kavuştuk Caner'le ve Miralinda'yla. Yavrum benim uyumuş arkadaşlar. Beni almaya geldi Caner. Almaya gelirken Miralinda'yla... Uyutayım da öyle... Tuğba'nın yanına geleyim dedim. Arabada uyuyor ya hemen. Evde hemen uyumuyor. Evet, arabada daha rahat uyuyor. Buraya gelene kadar uyuyakalmış bile. O kadar özledim ki onu. Bir de mis gibi yıkamışsın herhalde. Miralinda'yı, saçları böyle lülük lülük. Çok güzel bir gündü. Öğle saatlerinde buraya geldim. Aslında sabah saatlerinde seanslar başladı. Bitimine kadar buradaydım. Şu anda saatlerimiz artık 8 oldu arkadaşlar. Eve dönüş vakti. Aslan da mı uyudu yoksa? Aslan evdeydi, çıkarken annemdeydi işte. Uyumuştur o da. O da uyumuştur herhalde. Bu arada tüm gün Caner baktı. Annem yoktu. Sonradan geldi. Vallahi helal olsun aşkım sana. Bütün eşlere de örnek oluyorsundur inşallah. Böyle ne bileyim, çok güzel bakıyor çocuklara. Benim de gözüm arkada kalmıyor. Bu arada yarın sabah erkenden saç boyatmaya gidiyorum. Miralinda'yı okula uğurlarken size çekmemiştim videoyu. Hem Miroş okula uğurarken de çekmiş olurum sizlere. Biz de oradan hop kuaföre. Bakalım nasıl olacak saçlarım aşkım. Çok uzun bir süredir de boyatmıyorum ya. Şimdi eve gidiyoruz. Birkaç saniye sonra yarınımızdan devam edeceğiz. Aslan Toş'u göremediniz. Miroş'u da göremediniz. Yarın bol bol çekeyim çocukları da. Günaydın. İkinci günden merhaba. Bugün... Bay bay mı yapıyoruz? Öpücük at. Şimdi bay bay yapalım. Bay bay. Miralinda'yı hazırladım. Artık okula gidiyor. Evet, bugün ilk defa, bakalım uzun süre kalacak. O yüzden günaydın aşkım. Caner de yeni uyandı. Burada da yastığı, pikeleri var. Günaydın anne. Günaydın kuzum ya. Kahvaltı yapıyor annem de. Erken kalktım ya, ben dayanamıyorum. Sizden önce biraz yiyeyim. Afiyet olsun. Hadi Mira, gidiyoruz. Tamam. Onları bırak kızım. Okulda zaten bir sürü var annem. Hayır, oyun haline gidiyorsun de. Oyun alanına gidiyor şimdi. Hadi bakalım çantamızı takalım. Bir tek onu. Şunumu da koy. Suluğunu da aldım. Sandaleti çantada Caner. Tarağın da yanında, diş fırçası, diş macunu, her şeyin, yedek kıyafetin. Şilumu suluğunu da al annem. Suluğumu da koy. Böyle elinde tutabilirsin. Hadi kızım okula gidiyor. Ben de getireyim kızımı bugün. Kızım bugün tam günü de alacaksın sen. Evet. Timsah. Hadi gel. Timsah ayakkabıyı. Hadi bakalım. Timsah. Hadi bakalım. Timsah ne? Ay yavrum benim. Gel sen ablaya. Hadi bay bay. Bay bay. Mira, seni çok seviyoruz. Seni de bay bay. İyi dersler, görüşürüz. Yemeklerini ye olur mu? Yemeklerini ye, tamam mı kızım orada? Görüşürüz Mira. Hoşça kal. Oh, çok seviyoruz seni. Hoşça kal. Bay bay.
Bye bye. Bak bak bak. Aslan da bay bay. Bak bir daha. Ay, ay aslan. Öpücük atıyor bir de. Abla de. Abla bak. Hadi öpücük ver ablaya. Oy yerim ben onları ya. Bunlar ayrılamıyorlar. Yok. Ayrılamıyor musunuz siz kardeşler? Hadi güle güle. Git artık hadi. Hadi git. Ay. İyi dersler. Öpücük veriyor bu. Sen nesin sen? Bu sen da. Nesin sen? Sen öpücük mü atıyorsun ablaya? Sonra papatya öpücük veriyor. Hadi bay bay yap. Bay bay. O da gidecek. O durur mu hiç? Annem. Miral'in dayı okula bıraktı. Caner geldi. Kahvaltı yaptık. Aslan Toş uyudu. Kendi uyuyor biliyorsunuz. Uyuttum demiyorum. Çocuğum benim ya. Sütünü içerken uykuya dalıyor. Gerçekten bu kazanmış olduğu özellik mi diyeyim ne diyeyim mükemmel bir şey. Şimdi gidiyoruz kuaföre saçlarımı boyatmaya ve kesim de yaptıracağım. Caner dedi ki şu ön tarafları hani benim uzun ya biraz daha şöyle dedi kısalt dedi önleri. Arkalar uzun önler kısa istiyormuş. Evet çok uzun yıllar önce ben öyle kullanıyordum saçlarımı. Caner de beni öyle tanımıştı saçlarım öyleyken. Yeni kuaförümle tanıştırayım Caner. Saçlarım Caner'e emanet. Nasıl bir şey yapacaksın aşkım bugün? Şuraları kısaltacağız. Ay yakıştı ha sana da kuaförlük. Ne güzel oldu. Ha nasıl bir şey yapacağız? Şöyle kısaltacağız. Hasan Bey. Geliyorum hemen. Şuralara paket atacağız değil mi? Evet. Tatatatam nasıl olmuşum? Alım kafam o kadar ağır ki ilk önce kesim yapıldı. Bayağı bir kısaldı saçlarım. Caner de gitti şimdi kuaförüne saçlarını kestirecek o da. Bir de bunun kurumasını bekliyoruz şimdi. Sonrasında açılacak. Bayağı bir işlemler olacak. Yani uzun bir süre daha buradayım. O yüzden karnım acıktı. Gevrek ayran yiyeceğim. Uzun bir süredir böyle hiçbir şey canım istemiyordu ya. Bugün nedense şöyle bir gevrek ayran yesim geldi. Ne oldu daha böyle paketli mi geziyorsun? Daha kurtulamadım paketlerden. Çay içiyorum bir yandan. Arka taraflar kurumuş. İlk önce onlara paket atılıyor ya aşkım. Onlar kurumuş da bu yanlar kurumamış. Gerçekten boynum o kadar ağrıdı ki bayağı bir böyle yük bindi saçıma. Caner saçını kestirmiş, sakalını kestirmiş geldi bile. Oh ne kolay. Bizim işimiz işi. Rahat ya. Evet gitti geldi hemen. Ben daha buradayım işte. Kaç saat oldu? Saati de söyleyeyim. Saatlerimiz 1:30 oldu. Biz buraya 10'da geldik değil mi? Miral'in de yemek yemiş mi? Miral'in de ha dur. Öğretmeni fotoğraf attı. Gösterilse de. Anam yavrum yemeğini yemiş ya. Bak Caner nasıl yiyor. Bak bak bak. Bugünkü menüsünde makarna var. Herhalde domatesli makarna. Yoğurt var. Allah bir de Allah. Tavuk sote var. Yiyor mu? Yiyor. Çok şaşırdım. Normalde biliyorsunuz Mirilinda'nın hani ne kadar böyle iştahlı bir çocuk gibi görünse de aslında iştahlı ama daha çok mutfakta yemek yapmayı sever, yedirmeyi sever ama yemeği sevmiyor, zor yiyordu. Ama bak oryantasyon döneminden sonra bugün okuldaki ilk uzun günü olacak. Gayet uyumluymuş, güzelmiş. Yemeğini de yemiş. Tamam daha ne olsun. Akşama da anne yüreği dayanmaz. Bir köfte yapıveririm ona. Biraz böyle sarısı yine soğuk sarı mı kalsın? Soğuk sarı kalsın. Tamam. Saç kesimi. Anam Caner.
klima vuruyor ya, saçlarım da uçuşu uçuşu veriyor. Şuraları kısa oldu ya. Seneler sonra böyle önleri kısa kullandım. Çok da beğendim. Caner de çok beğendi. Gerçekten çok temiz bir saç oldu arkadaşlar. Öyle, şimdi Miroş'umuzu almaya gidiyoruz. İkindi kahvaltıları oluyor. Onu da yaptıktan sonra dedi öğretmeni alın diye. Onu da yapmışlardır artık çünkü. Bu arada 6 saattir buradayız. 6 saat. Evet. Ah, senede bir kere gelince böyle oluyor aşkım. Ya ben normal biliyorsunuz ki dip boyaya gelmiyorum böyle. Genellikle hep her saç boyatışımda paket atılıyor. O da beni çok yoruyor aslında ama hafifledim ama artık. Çok güzel oldu. Bakalım annemin tepkisi nasıl olacak? Beğenecek mi saç kesimimi? Hiç böyle kestirmiyordum ya. Bakalım. Miral'in de aldıktan sonra eve geçeceğiz. Sonra diyoruz ki Miroş'un doğum günü kıyafetini alalım. Hani çok büyük bir organizasyon olmayacak. Kendi aramızda olacak diye düşünüyoruz. Ta ki o gün gelene kadar bakalım fikrimiz değişmezse. Artık Mira da 3 yaşında olmuş olacak. Belki ben de kendime kıyafet bakarım eğer ki içime sinen bir şeyler bulabilirsem. Öyle, şimdi çıktık Miroş'u alalım bakalım. Özledim kuzumu sabah da. Sabah Miroş'u bıraktık, buraya geldik. Şimdi Miroş'u almaya gidiyoruz. Aynen, aynen. Mira'nın okuluna geldik. Şimdi Caner gitti Miroş'u almaya. O kadar özledim ki bugün ilk defa diyorum ya uzun kaldı diye. Saati de hemen söyleyeyim. Saatlerimiz 4 oldu arkadaşlar. Anam yavrum. Çok böyle hemen uyum sağladı, hemen alıştı. Normalde biliyorsunuz yani biz hiç ayrı kalmadık. Her zaman, her an beraberdik. O yüzden böyle bu kadar uzun kalmak... Hani bugün kuaförde vakit geçmeseydi, evde olsaydım ben bu kadar tutamazdım. Herhalde Miral'in de okulda. Ama gerçekten onun için çok iyi oldu. Gel annem, gel. Oy yavru kuşum benim. Gel annem. Annene göster resmini. Ay, ne yaptın bugün okulda? Bakayım. Aman Allah'ım. Bir dakika ben seni bir göreyim. Başlıyor. Mükemmel. Bu ne? Renklere bak. Çok güzel. Hadi gel. Ay saçını örmüşler okulda bugün. Çok güzel olmuşsun. Mira. Hepimiz de bakımlanmışız Caner bugün. At onunla. Ama Aslan'ın saçını kestirmeye kıyamam ben. Uzatacağım oğlumun saçlarını. Bir de Mira'ya küpe taktıramadık bir türlü. Aaa Caner'cığım. Miroş'um iyi misin? İyi. Ay mükemmel olmuşsun ya. Çok güzel olmuş saçların. Babaannene gösterelim şimdi, tamam mı saçlarını? Biz seni çok özledik. Okul nasıldı? İyiydi. İyiydi. Yemek yedin mi? Ne yedin? Makarna. Başka? Tavuk var mıydı bugün menüde? Hayır. Ay tavuk yememiş. Tavuk sotada vardı, o kadar da güzel görünüyordu ki fotoğraftan. Ama bizimki bayağı bir seçici. Evet, eve gidiyoruz artık bakalım. Kavuştuk kızımıza. Eve geldik şimdi. Oğluşum neredesin sarı kuşum? Çok özledik sizi. Biz de sizi çok özledik ya. Oğlum. Bak bak, Mira'nın saçını fark etti. Nasıl bakıyor bak. Ne bak. Güzel olmuş saçları. Annem, oğlum. Aa, güzel olmuş. Kestirdin değil mi? Kestirdim ya. Aa, bir hava katmışsın. Ya. Çok güzel olmuş. Güle güle. Teşekkür ederim. Oğlum sen beğendin mi? Anne ay, diyor. Oğlumun anne gözüm Mira'da. Özlemiş kardeşini. Mira'yı kim örmüş? Öğretmeni örmüş saçlarını Mira'nın. Çok güzel olmuş. Mira nasıldı okul? İyiydi, iyiydi diyor. Oğlum gezmeye gidelim mi? Buzluğumda pide vardı. Artık Caner pide stoğumuz da bitti. Yeniden bir kıyma alıp pide yaptıralım. Çünkü Mira'nın da çok seviyor. Buzlukta gördü pideyi. Hemen ısıttım çocuğuma. Afiyet de yesin. Çünkü... Abla. Oy oy. Çok yorulmuş ama bugün. Bir de bugün 6:20 gece kalktı sabah. Çok erken uyandı. 8:30'da okula gittik. Saat oldu 4. Orada da uyumadı. Orada da uyumadı. Normalde 1 saatlik bir dinlenme, uyku vakitleri oluyor. Uyumamış. Zaten uyumuyordu da evde ama çok yorgun düşmüş. Annem de neler hazırlamış onu göstereyim. Oo, bu ne böyle anne? Onun tersini çevirerek servis göster. Ne, adı ne bunun? Muhallebi mi oluyor bu? Kazandibi.
Oy oy oy. Kazan değil mi? Tavada mı? Tavada mı oluyor bu? Tavada yaptım ben. Bir kilo süt anca tavaya denk geliyor. Şöyle hemen göstereyim. Bakın. Çok güzel olmuş. Benim ilgi alanım şurada. Evet, kızartma. Bizim ilgi alanımız burada kızartmaya hayır demeyiz yani. Şöyle bir ekmek bandıra bandıra. Yine bozdum niyeti ben. Yemeklerimizi yedikten sonra da doğruca AVM'ye gideceğiz. Miralinda'ya kıyafet bakmaya. Bakalım Miroş da karnını doyursun, çıkalım. Annem yıllar önce beni gezdiriyordu. Minik bir arabası vardı onun, biliyorsunuz vlog çekiyorduk. Gidiyorduk tıngır mıngır tıngır mıngır. Her yere gidiyorduk ama değil ama mi? Ama benim ödüm kopuyordu annem sürerken. Şimdi de benim ödüm kopacak artık herhalde. Hadi bakalım, ilk defa biniyorum arabana. Evet annem, bu arada ilk defa ben sürerken. Burası benim artık anneciğim. Babanla ortak. Yolumuz kısa bu arada, hemen West Park'a gideceğiz. West Park'a gideceğiz, geleceğiz. Hadi bakalım şoför. Hazırlığımı yapıyorum ama da. Ama Tuba'nın hazırlığı, koltuğunu ayarlar. Ama aynamı ayarlayayım. Bak öteki ayna bana şuraya ayarlayayım. Ha. Tabii iki kişi olunca şoför aşkım. İyi kız, güzel. Elin alışmış. Güzel kullanabiliyor mu? Evet evet. İyi. Tedirginliğim belli oluyor ama anne bakışlarına bak. Annemi konuşuyor. Tabii yeni şimdi. Şimdi yani... senin sürmenle onun sürmesi tabii ki. Sen yılların şoförüsün, daha güvenliyim, hiç bakmıyor. Şimdi yoldan gözünü şimdi... ayırmıyor. Baksana. Mağazaları gezmeye başladık. İlk önce Defacto'ya girdik. Girer girmez de şunu gördüm ama... Yok Miralinda'ya göre bedenin ya. Şu elbiseyi Mira'ya düşündüm. Ama bu 11-12 yaş. Keşke yaş grubu olsaydı. Bu da benim için. Eteği ve bluzu. Şöyle anne kız takım olurduk. Çok güzel olurdu aslında. Bana göre var ama Miralinda'ya göre yok. Yine de bir soracağım. Burada yoktu. Şu nasıl? Yok ya. Çok büyük. Dur bakayım. Ha bu da bluz. Elbise zannettim bunu da. Tüh. Keşke olsaydı ama soracağım bakalım. İnşallah vardır. Ayrıyeten şöyle yazlıklar artık indirime girmiş. Bu 100 liraymış. Yaza yatırımlık Miroş'u alabilirim. Bakın 200 liradan 150'ye düşüyor. Sonra 100 liraya düşüyor. Aşkım seneye yatırımlık da alalım. Bak geçen sene bu aylarda ben yazlık bayağı bir şey almıştım. Ay çok... Oldururuz. Sorsan aşkım bunun yaş grubu var mı diye. Yoktur herhalde. İnşallah vardır. Şunlar takım olarak etek ve bluz 300 liraymış. Bunlar da güzel. Üzülerek çıkıyorum. Yokmuş burada. Keşke olsaydı. Çok güzel olurdu. Hiç aklımda yoktu. Şöyle bir anne kız kombini yapalım. Orada görünce aklıma geldi. Aslında çok da beğendim ama hiçbir bölgede Mira'nın yaşına göre kalmamış. Sen emzikli geziyor. İzin verdim arkadaşlar. Şimdi çok yorulmuş okulda ve uykusu gelmiş. Geldim. Yapacak bir şey yok. Ocean. Balıklara kaç defa geldik seninle. Bir daha gelmek istiyor. Bir arada balıklara gelelim. Tamam mı? Gel şimdi biz kıyafet bakalım. Prenses elbisesi bakmaya. Tamam. Gel, getireceğim seni buraya. Gel. Tamam. İki emzikli. Biri de... Evet şimdi başka yerdeyiz. Şöyle elbiselerin olduğu yere doğru gideyim. Bu ne ya? Hep de pembeler böyle dikkatimi çekiyor ya. Bu da 200 liraymış. Ne istiyorsun Mira? Sana kıyafet bakabiliyor. Bak. Tamam git oyuncak bak. Valla şöyle bir gerçekten içime sinen bir şey göremiyorum şu anda. Buradaki kıyafetlerin çoğuna bayıldım diyebilirim ya. Ya bu ne tatlılıktır böyle. Bak bu böyle birleşikmiş aşkım. Şöyle ikisi bir arada birleşik. Şu yakasına bak, bebe yaka. 350 liraymış. Artık kışlık ürünler çıkmış, montlar gelmiş, çizmeler gelmiş. Bu da böyle tek elbise olarak. Bu da 350 liraymış. Göstereyim biraz da fikir olsun. Şunu çok sevdim. Bebe yaka olsun, bizim olsun. Ama biz zaten Mira'ya kışlık alışveriş yapmıştık. İhtiyaç olursa yine alırız Aslan'a da Mira'ya da. Hep böyle gözüm kız ürünlerine gidiyor. Çok cicili bicili değil mi ama ya? Çok güzeller baksana. Erkek bebekler için de çok güzel kıyafetler, kışlıklar gelmiş. Burada yine aradığım elbiseyi bulamadım. Ne yapacağız? İnternetten var canım. Az da kaldı doğum gününe. Baksana şunlara. Eskilere geri döndük artık ya. Eskiden vardı böyle bebe yakalı kıyafetler. Ama genel olarak böyle kışlık elbiseler 350 liradan başlıyor.
Şu da var. Bu nasıl? Ha, bu daha ince böyle. Bu da 130 liraymış. Bu iyiymiş. Aradığımızı bulamadık. Mağaza mağaza gezdik. Artık kışlık ürünler çıktığı için yazlık elbiselerin çoğu yok. Varsa da beden yok. Bütün kışlık dolmuş zaten mağazalar. Evet, hep kışlıklar yeni vardı. Ürünler yeni gelmiş. Ürünler gelmiş. Evet, o yüzden bilmiyoruz yani ne yapacağız. Ya evden uyduracağım bir şeyler ya da artık internetten sipariş vereceğim. Dönüş yolundayız. Annemi de evine bırakıyoruz. Artık evine dönüyor. Miralinda da uyudu. Çok daha fazla dayanamadı. Okuldan çıktığından beri gözleri nasıl gidik, nasıl yorulmuş. Hemen arabaya biner binmez de uyudu. Sütlerini de verdim yani. Karnları evet, tok. Uykuya hazırlar. Evet, hazırlar. Hadi görüşürüz. Hadi Allah'a emanet. Hadi pamuğum, hadi bay bay. Bay bay pamuğum. Hadi gene gelirim. Siz de gelin. Geliriz. Hadi güle güle. Hadi bay bay. Bay bay. Çocuklar uyudular. Ben de onlar uyumuşken hemen bir markete gittim geldim. Şöyle bir dosya aldım. Bu böyle 13 bölmeli bir dosya. Meryl'in de her gün okulda etkinlik yapıyor ya, yaptığı etkinlikleri de eve gönderiyorlar. Ben de öyle yani kıyamam atmaya. Ne yaparsa yapsın bir böyle bir çizik bile atmış olsa kağıda benim için çok önemi var. O yüzden böyle dosya alarak her gün okulda hangi etkinliği yapıyorsa eve de getiriyor ya, böyle içerisine alacağım. Birkaç tane göstereyim hatta. Bir tanesi arabadaymış. Bulamadım onu bir türlü. Şöyle. Okulun ilk gününde yapmış olduğu etkinliği Uğur böceğini boyamış. Sonra bugün sulu boyayla böyle pipetle yapmışlar bunu. Resimleri vardı, atmıştı öğretmeni. Bugün böyle bir şey yapmışlar. Sonra bir de böyle var. El işi kağıtlarını yapıştırmışlar okullarının üzerine. Bu da çok güzel olmuş. İşte böyle biriktireceğim ben. İleride ona da hatıra kalır artık. İnşallah mutlu olur. Annem der, her şeye özenmiş der. Evet, artık sizlere de burada veda edeyim mi arkadaşlar? Gerçekten çok fazlaca yorulduk. Kuaförde de yaklaşık bir 5 saatimiz geçti de aşkım. 6 saat mi oldu? Ay ben bakamadım bile vakite. Gerçekten bayağı bir orada vakit geçti. O yüzden yorulduk, artık dinlenelim çocuklar da uyuyorken. Bizi buraya kadar izlediğiniz için de çok ama çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup videomuzu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.